Hocam şimdi bu şiir biz geçen dönem programı bitirmeden önce Urfa'dan Muhammed Baran Aslan diye bir arkadaş bir şiir göndermişti. Çok hoş. Böyle divan edebiyatı tadındaydı. Bu canlı yayında konuştuğumuz arkadaşlarımızdan olması lazım. Canlı yayında konuşmadık maalesef. Sanki bir Muhammed hatırlıyorum ama. Yine bu akşam için bir şiir gönderdi. Bir köreve oyunu şiirin başlığı. Güzel bir şiir. Zannederim hece ölçüsünde yazılmıştır. Saymadım ama dörtlükler halinde güzel bir şiir. Onu seslendirelim. Hocam onu bir alalım senden. Daha sonra evet. Hamit abimizin o şiirini alıp biraz sohbet edelim. Radyo Hakkari Efendi. İçimde koştururken kor ateşten böcekler, burnumda tüter sonsuz bozkırların kokusu. Hayat denen bu kervan hangi çölde geceler, hangi kadın ben için bozar ki uykusunu. Ağır ağır çıkarken ben bu basamakları, kimler önüme serdi bu yokluk yokuşunu. Feryat figan ararken maviler kanatları, öz ruhumu hapsettim, dertli keklik kuşunu. Bizi yıkamak için yağarken nuru baran, kendi eliyle boğar bir cellat yavrusunu, kalmamış gariplerin yaralarını saran, kimseler fark etmiyor sevdanın yokluğunu. Bir satıra bin mana sığdırır bu bilmece, aman, uyandırmayın felaket baykuşunu. Yolumuza gül seren gül yüzlü yarenlere haber verin dünyanın şu vefasız huyunu. Barani, sen yüreğin destanını yazarken bilinmez kimler nerede kazıyorlar kuyunu. Selam olsun kıraat eyleyen kârine. Ömür ancak ve ancak bir köre boyunu. Ömür ancak ve ancak bir köre doğuyor. Muhammed Baran Aslan.